Herkese selamlar arkadaşlar, Egoismet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızdayım. Farklı bir mekan. Yani ilk defa böyle bir PUBG Mobile videosu çekiyorum galiba. Bak şu, şimdi prodüksiyonlu gibi gözüktü değil mi video? Bu perde. <laughs> Biz bunu <laughs> yanındaki perdelere söktük de koyduk. Pat Yapsan'ın yeni bölümünü çekiyoruz bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Özlediğinizi de biliyorum ama neden bilgisayar başında değilim onu merak ediyorsunuzdur. Çünkü Pat Yapsan'ın bugünkü ilk maddesi emülatörden oynuyorsun. Tamam, eyvallah. Tabletten oynuyorsun, eyvallah. Hadi telefondan oyna demişsiniz. Tamam. ilk maddemiz telefondan oynamak olacak. Bu video boyunca verilen bütün maddeleri yapmaya çalışacağım. Yapamazsam verilen görevlerdeki bu görevleri veren arkadaşlar Royal ısmarlıyorum ama yapabilirsem de diyorum ki ne oldu kolay görevmiş. Size Royal Pass ısmarlıyorum. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve videoya like atmak. Yorumlara da Instagram adresinizi yazın ki Royal Pass'i çekilişini yaptığımda size gelebilsin. Hashtag pati yapsın yazarak görevlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü görevleri sizden alıyorum. Bir de Instagram'dan alıyorum. Instagram ekrana çıktı. Görevlerinizi bana oradan yollayabilirsiniz. İlk maddemiz için bu videonun sponsor olan Infinix'e çok teşekkür ederim. Bu maddeyi Infinix Hat 10T ile çekeceğim arkadaşlar. Hatta bu videodaki bütün maddeleri onlarla çekeceğim. Infinix, sen, sen, sen çok tatlı birisin. Teşekkür ederim. Tam olarak fiyat performans telefonu olan Infinix Hot 10T. Arkadaşlar biliyorum çoğunuz telefonlarınızdan memnun değilsiniz ama gerçekten hem yerli üretim hem de fiyat performans olması. Telefonumuz içerisinde bir adet kutu içinde ne çıkıyor? Telefon. Şaşırmadık. Bir adet telefonumuz çıkıyor. Ben... Bu rengi tercih ettim. Bence çiçek gibi bir renk. Hem de açalım kutu içerisinde bir adet kulaklığı var. Tatlış bir kulaklık. Bir de tabii ki şarj aleti çıkıyor. Zaten Android tipi bir şarj aleti. Bak bunu çok seviyorum bak. Bak şu hayatta en sevdiğim şey yeni ürün açılışı bak. Şu an eridim abi. Oh. Yokum <laughs> artık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu telefonda 3 tane kamera var. 48 megapiksel. Onun haricinde 128 GB hafızası var. Depolama alanı var ve tam 4 GB RAM'i var. Onun haricinde 5000 mAh'de bataryası var. 6.82 inçlikte bir ekrana sahip. Yani çok geniş bir ekrana sahip. Özellikle oyun oynarken çok işiniz yarıyor. Bak alışkanlık. Direktman böyle tutmaya başladım. Çoğu telefonda bu çentikleri beğenmiyorum ben. Çok yer kaplıyor ama burada su damlası çentik teknolojisi kullanılmış. Böyle çok küçük ve ekranda çok fazla da yer kaplamıyor. O yüzden özellikle Arayüzde vesaire gezerken, internette gezerken çok küçük yer kaplaması çok hoşuma gidiyor. İlk görevimiz olan TDM'de telefondan 15 kil aldı. 15 alırım bence ya. Alırsın. Bak tablette olsa yok ederim. Bilgisayarda olsa yok ederim ama telefonda da hiç sizi yanıltmayacağım. Hiç merak etmeyin. Sizi yanıltmayacağıma inanıyorum. Bu telefonun en sevdiğim şeylerden bir tanesi 90 Hz yenileme hızı ki bence aşırı güçlü. 90 Hz. Aa oğlum bir dakika. Rakip şokomelle çıktı. Kendimi bildiğim işi yapıyormuş gibi hissetmem lazım. Şu bir. Bak hissetmeye başlarım. Nihat. Teşekkür ederim. Telefon oynamasına alışmam gerekiyor. En acilinden. Bu Nihat bana taktik kafa Arkadaşlar tabi telefona alışık olmadığım için birazcık acı çekiyor olabilirim. Ama Nihat'tan da almadan çıkmam. 15 işi bir yalan olacak gibi sanki Ölmedim mi be? 120 vurmuşum. Yo 118 vurmuşum ya. İki canı kalmış. Bizim takım ezimette ve 15 kill görevinden sadece üçünü başarabildim. Arkadaşlar alışık olmayan adamda şey durmaz derler. Durmaz. Onu, onu siz biliyorsunuz. O bende durmadı. Sizin için çok kolay ama benim için çok zor olan bu görevi kaybediyorum. Lan dördü vurayım bari. Tamam dördüncü kilimi aldım. <laughs> Görev dörtmüş. <laughs> arkadaşlar görevdü. <de. gülüyor> bir dakika burada benim ayımım var. Bu sayılmaz. Yani şöyle sayılmaz. Tamam bu görevi veren arkadaşa da Royal veriyorum. Yorumlara Instagram'ını yazıp bu videoyu beğenip bir de like atanlar arasından bir kişiye daha Royal veriyorum. Yani yapmış olsaydım da verecektim. Yapamadığım halde de veriyorum. Hemen yorumlara koş. Bu arada açıklama halindeki linkten bu telefona ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle çok sağlam. Sırada çok belalı bir görevim var. Zaten normalde de bu Zombi modundan çekinirim, rahatsız olurum, korkarım. Şu an gecenin köründe çekiyorum bu videoyu ve bu görevde de parlaklıkları sıfıra kadar indireceksin ve bir geceyi atlatacaksın geldi. Lan zaten karanlık oyun tamam mı? Normal oyun modundan çok çok farklı. Zaten karanlık. Baksanıza gözüküyor mu şey? Ben de de. E, bu şekilde bir geceyi atlatmaya çalışacağım. Allah bana sabır versin. Arkadaşlar şu an hiçbir şey görmüyorum. Şu an nereye dönük olduğum hakkında da fikrim yok. Aa şu an gökyüzüne bakıyorum. Şimdi bu oyunun gündüz hali. Yani siz normalde görüyorsunuz ama buradan baktığınızda <laughs> tamamen siyah. Tamamen siyah. Royal Pass'i almak için de işin çıkartıyorsunuz yani. Lan zaten görmüyorum ki. Görevleriniz dediğim gibi pati yapsın etiketiyle yorumlara yazmayı unutmayın. Görevleri oradan alacağım. Royal de oradan garanti kazanabiliyorsunuz böyle zor görevlerle. Aa Sukul mu? Aa Sukul'u gördüm tamam. Kendim ineceğim. 5 dakika ayakta kalmam lazım ki geceyi göreyim. Etrafta adamlar var. Kanka etrafta adamlar var. Kanka bu yanımdaki adam demiş. Yanımda adam varmış. Görmüyorum. Yemin ediyorum görmüyorum. Bura nere? Can mı bu? Zıpla. Zombi geldi. Hiçbir şey görmüyorum. Tahmin ediyorum. İzlerken siz de mutlaka kanser alıyorsunuz. Ne olacağım. Kafayı yiyorum şu an. Ben neredeyim? Bir tane silah. Abi şey buldum. Bu ne? Ne buldum? Bıçak buldum. Arkamda zombi koşuyor. Duy duyduğuma göre... Ha, burası amfiteyatro ama görmüyorum ki amfiteyatro olduğunu sadece anlayabiliyorum. Aha. Aha sıra buldum. Arkamda zombi var. Nerede acaba? vurdum mu lan? Aha vurdum. Bir tane daha var. Bunu da vurdum. Ben bu geceyi atlatamayacağım galiba. Baba neredesin? Bak kapı kapı ben neredeyim ya? Bu duvar mı bu? Bu ne? Aa çıkmışmış. Aa çatıya çıkıyorum. Aa ben de uğruyorum. Vurdu çocuk beni. Ayşe atları kanks beni kurtar. Ama senin yapacağın işe tüküreyim abi. Kaybettim ama benim gerçekten bir suçum... <laughs> yok da diyemiyorum ki görmüyorum arkadaşlar. İnanılmaz karanlık ve o yüzden maalesef göremedim. Bu görevi de başaramadım. Patiapsız Sez'de ilk defa bu kadar zorla karşılaşıyorum. 2'de 0 gidiyorum. Bir Royal Pass daha gitti. Tamam bu video boyunca bütün görevlerde izleyicilere de Royal Pass veriyorum. Kazandım, kaybettim yok. Her görev için bir tane Royal Pass size yapacağım. Geçelim bir sonraki. Sırada Pati Yapsın tarihinin en zor görevi var. Daha önce duvarda dev ekranda PUBG Mobile oynadım. Dünyanın en büyük tabletinde de PUBG Mobile oynadım. Ama işin rengi değişti arkadaşlar. Sizden gelen mükemmel bir görev buldum. Dünyanın en küçük telefonuyla PUBG Mobile oyna. Yani şu an tamam telefonum büyük. Evet 6.82 iç. Ama bunu küçük ekrana çevireceğim. Zaten tasarımı çiçek gibi telefon, söylememe gerek yok ama çok güzel bir özelliği var. Şimdi PUBG Mobile açıyorum. Şuradan şu tuşa tıkladığın anda hop ekran ikiye bölündü. Burada da buraya tıkladım. Aşağıda YouTube'u açtım. Siz de bu sayede aşağıda hem YouTube izleyip hem bir şeyler izleyip veya WhatsApp'a girip hem de oyun oynayabilirsiniz. Ekran ikiye bölebilirsiniz ve evet. Şu an dünyanın en küçük ekranı. Şu çok ek küçük Bu <laughs> niye bu kadar inlat? <laughs> Yani bu kadar küçük bir ekranda oynamaya çalışacağım. Bu sefer TDM'de 10 kilo al demişler. 10 yine çok iddialı geldi bana. Biraz fazla söylüyorum. 10, <laughs> 10, 10, biraz iddialı çünkü arkadaşlar ben iki parmağımı koyduğumda bütün ekranı kaplıyor zaten. Bakalım başarabilecek miyim? Gördüğünüz gibi ekran boyutu tam olarak baş parmağım kadar. Ve maçı buldu. Şimdi siz inanmıyorsunuzdur belki ama bakın şimdi hemen ispatlayacağım size nasıl çalıştığını. Bak şimdi. İleri. Zıpla. Ateş et. Bülbül aç yere yat. Ya şu boyuta bakar mısınız? Bak elime bak. <laughs> Aa, egoist pati diyorlar. Kanka durun. Sesi kapatamıyorum. Aa. Adam vurdum. Yemin ediyorum adam vurdum. Bir tane kil aldım. Bir kil daha alırsam ben 10 kilo falan geçtim ya bu arada. Hayır bana bir karışmayın ya. Aa ben sol kulağımı takmarım. Ben ne diyorum? Niye duymuyorum? Oy ne? Kilime çaldı, sana yazıklar olsun. Dede gibi hissediyorum kendimi be. Evladım şunu al da ATM'den bir para çek bana. Emekli mi yaptı? Bu ne böyle? Instagram mıymış? Bu neymiş? Bir şey varmış. Facebook'ta amcangilleri ekle, üçüncü kilime aldım bu arada ha. Arkadaşlar ilk görevdekinden daha başarılı gidiyorum. Ya da rakip birazcık kötü. Ateş tuşuna basamıyorum ki? Aa Kil gitti. Mesela adamları nasıl vuramadığımı düşündüğünüz noktada şöyle düşünün. Önünüzde bir parmak var arkadaşlar yani Böyle oynuyorum. Şöyle oynuyorum gibi düşünün ya. Altta da şey açtım, YouTube açsın bir tane. Ya bence 4 kill aman aman ne 4 kill ha. Aslıyorum. Ne anasının gözü 4 kill. <laughs> Arkadaşlar bu bölümdeki görevler bir canımı sıkmaya başladı. Bak çok zorluyor. Bunu da beceremedim. Ama bence fena performans değildi. Bu şekilde 4 kill benden başkası da alamaz iddia ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ekranı bu şekilde böyle bir şuncuk bak. Dudağımla aynı boy gördün mü? Güzel bir görevli. Geçelim bir sonrakine. Sırada hızlı maç içerisinde hassasiyetlerini fulle ve 2 kill al gelmiş. Abi hassasiyetlere fulle demek bir oyuncuya yani sen oynama demekle aynı şey muhtemelen. Ama ama, ama ben ben ne anasının gözüm. Ben yine de başarabileceğimi inanıyorum. Bunları da fullle. Jiroskop kullanma yazmış bir de. Teşekkür ederim. Yani en azından jiroskopu fullleyip zaten kullanan biriyim. Bari jiroskopum kalsaydı ateş etme animasyonlarını da fullerim onlar başıma büyük bela olacak. Tamam bunları fulle, bunları fulle. Uçaktan atlamam gerekiyor bir yandan. Bunları fulle. Şimdi bak Georgia Pool konteynerlardayım. Bu arada inanılmaz fazla hassasiyetim var. İstediğim hiçbir yere giremiyorum. Ama o kadar hızlı ki size anlatamam. Hassasiyetlerinize özen gösterin ve yatmadan dişlerinizi fırçalayın. Ne alaka bilmiyorum ama ikisi de şu an benim için aynı değerde. Tamam bir bombam, bir molotofum var ama pompalı yok. Tövbe pompalı olur hiç? Ah dönemiyorum. Aha mermi. En azından mermi. Bunu elle atsak belki bir iş yarar. Kanka yemin ediyorum pompalı buldum. Vallahi billahi pompalı buldum. Nerede o delikanlılar deminden beri öyle artist? Aha nişan, nişan alamıyorum ki. Yat ya. Eh, bir. Şu bir. Şunu lutlamam lazım. Hiçbir şey yok. Donu yok ya. Bildiğin donu yok. Görüyorum ölümdeler hangara giriyorlar. Allah'ım ne olur. Yetişmiyor ki hassasiyet. Bak bak adam burada. Kros'un um burada. Yok pardon adam burada. Kros'un um burada. Adam buraya gidiyor ve ben buraya dönemiyorum. Çünkü Kros buradan buraya gidiyor. Ne olur hassasiyet teyze, düzgün yapın. Ve ıspanak yiyin. ıspanak güçlendiriyor. Kontrol yapın. Bunlar çok önemli şeylermiş şu an öğrendim. Ha bu arada, Royal Pass'i siz de kazandınız tabii ki. Bu görevi veren de kazandı. Bu dördüncü Royal Pass mi oldu? Sen bu gece bayağı boykörsün evet, ya. Biraz Arkadaşlar, Infinix olmasa bu videoda bu kadar Royal Pass olamazdı <laughs> <değil> muhtemelen. <mi? gülüyor> bu arada bu seriyi devam etsin istiyorsan neden like atmıyorsun ve hala kanala abone değilsin? Like atıp kanala abone olmayı unutma ki bu seriyi daha fazla yapayım. Hem de sizin verdiğiniz görevleri yapıyorum. Yorumlarda görevlerinizi patiaps etiketiyle yazmayı unutmayın. Hadi geçiyorum. Bu görevle beraber PUBG Mobile'in ilk çıktığı zamanlara götürüyorum. Evet. İlk defa oyuna girdiğiniz dönemlere getiriyorum. Bu arada ne zaman başladınız oyuna? Ben ilk sezonda başlamıştım oyuna. Siz hangi sezonda başladınız? Ya, yorumları da yazmayı unutmayın. Şimdi niye öyle dedim? Görevimiz şuymuş. Oyunu başlangıç ayarlarıyla oyna. Kontroller sıfır. Başlangıç. Hassasiyetler sıfır. Başlangıç. Her şey başlangıç. Dedim ki o zaman kulaklıkla takmayayım. Çünkü ben bunu ilk başta da kulaklık takmıyorum. Bir, <laughs> biraz arkadaşlar dişlerinizi fırçaladınız. Hassasiyetleri yaptınız. Kulaklıkta takın. Bu da diğer kamu spotu. Bu videoda bayağı kamu spotum var. Şimdi ayarlara giriyorum. Ayarlar. Gel. Kontroller. Özelleştir. Baba sıfırla. Baba sıfırlarım. İlk oynadığım oyunda Kaç kilo almıştım ya? 8 kilo almıştım. Sadece bot vardı oyunda ve ben sadece 8 vurabilmiştim. <laughs> Gerçekten başarılıydım. Ne zaman başladığınızı yazdınız ya, şeyde yazdınız yorumlara. Kaç kilo almıştınız ilk oynadığınızda. Hassasiyetleri ben... Hani bari şunlardan seçin, bunu yüksekte kullanacağım. Özelleştir yapmıyorum bu arada. Başlangıç yüksek ayarlarda. Buradan neyi kapatabiliyorum başka? Özellikle açtım var mı? Bunların hepsini kapattık zaten. Tamam. Şu an baştan geçerler. Yani PUBG Mobile hayatımda ilk defa oynuyormuşum gibi oynayacağım. Atış etme burada. Şuradan oynayacağım. Şununla ateş edeceğim. Dürbün nerede acaba? Dur bir maça girelim. Of hassasiyetler çok kötü. Ben bu, bu videoda var ya bütün görevler zor. Sizce bu videonun en zor görevi neydi? Bot mu? Aa bot galiba. Bot mu lan? Aa, aa yukarıdaki tuşta basmayın. Ya var ya şu üçüncü parmağımla basmaya çalışıyorum. Baktım yukarıda ateş etme çıkmıyor. Tamam. Bot da olsa ilk aldım. Üç de hedefimiz. Üçün birini almayı başardım. Benim hassasiyetlerim... Aa bir dakika. ile böyle ateş edebiliyorum. Tamam lan. İkinci botumu da aldım. Alamadım. Aldım. İki tane bot öldürdüm. Bence gurur kaynağı. Daha sonra Hiç gerçek adam görmedim. Aha adam. Tamam. Aa! Aa! Dürbünü kapayacak tuşu bulamadım. Ya o ses de kasabiliyor ama bütün haksızlıklar onda var ya. Hayır. Ya bir şey mi? Sıkıştım ve baga girdiğim için... 3 kilimi aldın mı? 3 kilimi aldım. Bravo. 3 bu görev hayırlı olsun. aldım? Gerçekten bu görevi başardım. Bu görevi başaracağımı hiç inanmıyordum ama Allah razı olsun o 3 tane bottan. Burada da Royal Pass. Totalde 5 kişiye Royal Pass'i veriyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler. <laughs> Şu an ekran çıktı. Hemen yorumlarda Instagram hesabınızı yazmayı unutmayın. Bu görevleri veren arkadaşları da tebrik ederim. Siz de hashtag pati yapsın yazarak görevlerinizi yollayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza etmiştir. Bu videonun sponsor olan Infinix'e de çok teşekkür ederim. Ben bu video boyunca Hot on Tail oynadım. Gayet güzel bir deneyimdi. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bye-bye.